Şükrü alacak onları. Tamamdır. Görünmüyorsun ne zamandır? Nasıl gidiyor hayat? Evleniyorum. Yapma ya. Büyük haber bu. Kiminle? Ay vallahi dibi tuttu ya. Ay anneanne. Az kalsın taşıyordu. Gitti mi güzelim sütlaç? Yok yok gitmedi. Ben son dakika yetiştim. Kızım artık anlatacak mısın neler oldu? Çatladım burada ya. Ay çok fena. Defne işkence ama bu. Tamam anlatacağım dur bir saniye. Gel gidelim dışarıya. Ne oluyor? Gel gel havadis var. Yok. Sen karnından konuşuyorsan biz onu duymuyoruz ki. Evleniyorum. Ne? Allah'ım dur. Biliyordum ya yarabbim şükür. Ay bir dakika sektireceğim çocuğu şimdi şurada. Kız vallahi. Kız sessiz olan annem duyacak. Niye be? Kaçan mı? Yok artık. Ya izin vermem olmaz. Ya tamam arkandayız falan dedik de ya, bir yere kadar ya. Ya yok yok saçmalamayın be ne kaçması. Ya şimdi anneannem duymasın böyle belveleye verecek ortada. Ondan sessiz okuyorum. Bir dakika, bir dakika. Borç? Fikret, ya sana anlattım ya. Ha, sen o parayı gidip... Aynen, kapattım borcu. Hiçbir engel kalmadı. Ya. Şimdi Ömer İplikçi'nin hanımı mı olacağım? Gidiyorum işte galiba. Vay be. Sinyor İplikçi'nin güzel eşi ha. Havaya bak. Tipe bak. Sürüncü Konuştun mu? Konuştum, konuştum. Bekliyor. Onlar ya, eminiz değil mi? Yapıyoruz yani. Yapıyoruz kardeşim, eminiz. Söyleyin bakalım konu ne? Bilgi lazım. Galo hakkında. Galo ha? Enzo'nun defilesi sizden çıkmış duydum. Öyle oldu. Siz de? Gereğini yapacağız. Ne biliyorsun Galo hakkında? Annesi İtalyan, babası Türk. Pek fazla düşmanı yok. New York'ta çok ünlü bir arkadaş çevresi var. Onu el üstünde tutuyorlar. Doğru insanlardı arkadaş yani. Öyle. Dehası önemli birkaç kişi tarafından keşfedilince kısa zamanda yükseldi. Buyurun. Ufak tefek. Ama yemek düşkün. İyi bir yemek için 6 saat uçtuğu söyleniyor. Başka? Başka pek bir zaafı yok. Hayır işlerine meraklı. Pek para pul düşkünü de değil. Bize pek öyle gelmedi ama. E peki şey, düşmanı? Tek bir düşmanı var. Düşman denirse, Vanni. Vanni mi? Hadi canım. Peki bu Vanni'yi kendine düşman etmeyi nasıl başarmış? Buna baş tasarımcılığı teklif etmişler. Bütün ısrarlara rağmen kabul etmemiş. Vanni de prestijini düşürmek için onu intihalle suçlamış. Benim tasarımları benden arakladı falan diye yaymış. Bana davalık olmuşlar yani. Öyle. Şimdi Vanni'ye bulaşan Galo'dan uzak duruyor. İki ayrı kutup gibiler.
Yani uluslararası marka. Yani gala için iyi olmamış. Vanni'ye bulaşan galadan uzak duruyor. Güzel. Güzel. Günaydın. Vallahi sabah sabah hayranım sana. Ya gece 3'e kadar çalıştık. Nasıl uyandın ki? Pek uyumadım diyelim. Niye? Bu hafta sonu çok daha randımanlı olmalıyız Sude. Pazartesi Enzo'ya toplantıyı uçurmalıyız. Yani kafamda bir sürü şey. Şimdi ajanslar, mankenler, mekan hepsinden ön onay alındı. Ya bizim bu defileden başarıyla çıkacağımızı herkes anlamıştır. Bence biz asıl endişelenmemiz gereken şeyi atlıyoruz. Ne? Yasemin, bizim neyimiz eksik? Koray. Koray. Adamlar Koray'la çalışmak istiyor. Yani bence biz bütün işi gücü bırakalım, Koray'ı nasıl ikna edeceğimizi düşünelim. Koray olmazsa olmaz Yasemin. O en kolayı canım. O iş bende. Hallettim say. Ay, ay, ay inanmıyorum. Ay, ay ilk defa benden büyük bir araba. Ay. Koray Bey. Evet. Merhaba. Bu araç size şehir tarafından tahsis edildi. Ben de 24 saatlik asistanınızım. Ha? Ay nasıl yani? Anlamadım. Söylediğim gibi. Ay kız sen benim asistanım mısın yani şimdi? Evet, ben sizin her şeyinizim. Ay inanmıyorum. Asıl ben sizin her şeyinizim. Ay aç sattım kapıyı. Ama önce üzerinizi değiştirsek mi? Ha? Ay gerek yok tatlım. Yeni bir moda başlatmanın zamanı geldi. Ne zamandır trend satmıyordum. Böyle geleceğim. Peki, buyurun o zaman. Ay, bu arada nereye gidiyoruz? Yasemin Hanım'ın size bir sürprizi var. Gidince görürsünüz. Ay, resmen rüşvet. Çok heyecanlıyım şu anda. Ay. Koray Bey, ne oldu? Ay, hayatım, yeniden aç kapımı. Peki. Kız iyice aç. Sığamayacağım. Bu da... Ay arkadaşlar, çok zamanımız yok. Röportajı sonra yaparız. Ay Seyhancığım, çok öpüyorum hayatım. Ara beni sonra. Bye. Ay. Ay. Kız. Fakirlik çökertin arabaya. Oturmuş baş köşeye bir de hevessizsi. Ay. Neyse, otur hayatım. Işığımdan faydalan. İşte görüyorsun hayatım. Bir starın yaşantısı hep böyle oluyor. Kız, imreniyor musun? İmren hayatım. Rahat rahat imren. Ay dur. Hatta senin ismini İmren koyuyorum şu dakika itibariyle. Bundan sonra ben sana İmren diyeceğim. Peki. Bir şey alır mısınız Koray Bey? Alırım almam. Sana ne kız? Senin zengin meraklısı. Ama ben sizin asistanınızım. Sus! Çirkin. Kazulet seni. Bana bak kız. Seni vallahi köyüne haber salarım. Kötü yola düştün diye. Ama böyle yapmayın Koray Bey. Çirkin seni. Çakma Beyoncé. Bana bak, bacak kaçık üstüne atma karşında. Koray Sargın var. Düzelt. İyi bir de çarpık. Ay neyse hayatım. Bana içecek bir şeyler getir. Tamam. Ne vereyim? Her zamankinden tat. Nereden bulduysa bunu Yasemin. Hah, ver canım.
Yani ben hayatım boyunca gösterişi hiç sevmedim. Ben her zaman görgülü bir şekilde büyüdüm. Beni ailem böyle yetiştirdi. Limuzinim varmış, yokmuş. Yok efendim şoförüm varmış, yokmuş. Bunlar hiç önemli değildi. Bir elin aldığını öteki el fotoğrafını çekmez. Lüks içinde doğdum, lüks içinde soldum. Alışkınım ben böyle şeylere de. Sen alışkın değilsindir. Anlıyorum. Neyi anlıyorsun? Ay dur hayatım. Selfie time. Koray indi limon. Kız, kıskandın mı? Al sen de çek, hadi. Tamam hayatım ver, çok sıkıldım senden. Ay bunları ben Instagram'a koyacağım. Kağlı takipçilerimi şok uğrayıp M'leri vuracak. Ay resmen zenginlik. Ay şimdi geçtim seni Engin Can. Limons Driver, sür hayatım. Müziği de ver. Geçen gün Deniz geldi. Tramba. Hiç babasına benzemiyor bu çocuk. Benzemez. Var mı bir haber? Feryal'le bozuşmuşlar. Silmiş Tramba'yı. Tramba reklamını da Enzo'ya verecekmiş zaten. Bu Vanni. Türkiye'ye iş yapmayı düşünüyor mu? Geçen yıl burada üretici aradı. İş gücü pahalı gelince Sri Lanka'ya kaydı. Bir arada polisi iplikçiden ham madde alacak deniyordu. Ama olmadı o iş. Anlaşamadılar. Anladım. Ay, şöyle şaşalı bir balo salonu tutulur. En fiyakalısından. İşte masa örtüsüydü, sandalyeseydi, çiçeğiydi, menüsüydü falan. Hepsini planlarız. Kız bak bir de gelinlik olayı var. Defne, ha? Şöyle kuyruğu 5 metre gelinliğin olur ha. Salınırsın ortada peri kızı gibi. Şanın yürüsün be. Ay, ay gelme kızım beni ya. Yok, daha bunun tanışması var. Yemeği var. İstemesi var, nişanı var. Oho! Daha çok şey var ya. Ben şu hayal falan kuramıyorum. Kur kızım, kur. Hak ettin. Bak ben nasıl hayal kuruyorum bir çırpıda. He. Kurayım değil mi? Kurayım. Şimdi evlenmişiz tamam mı? Aa! Ne ara? Ya arayı attım ben işte. Stres yapıyor oralar bende. Evlenmişiz, olmuş bitmiş. Kız kır düğünü mü oldu, salon düğünü mü oldu? Bari onu söyle. Ay Ömer ne renk giyer acaba? Vallahi Nihan, bir yavaş böyle beni geriye geriye çekiyorsun. Vallahi bir ilerleyemedim, hayal kuramadım ya. Kızım asıl ben ne giyeceğim? Ben fil gibi olacağım o zaman. Serdar'a da bir şey bakmak lazım. Ya bir damatlığı var adamlık, o da giyilmez. Ayıp. Bitti mi? Anneannemle konuşalım mı? Ben tamamım ya, sen yürü. İşte böyle evlenmişiz. Ya yok hayal falan kuramıyorum, gazı kaçtı şu an yani. Şimdi ben sana yardımcı olayım. Ha? Evlenmişsiniz. Sen Defne iplikçi olmuşsun. Ay. Ay dur öyle söyle. Söyle iplikçi değilim. Bacaklarım kırmızılaşıyor. Çok güzel oğlum kızım. Defo'cim neredesin sen ya? Uçuyor, uçuyor.
Evleniyorum. Hadi be. Evet. Defocuyum be. Defocuyum ya. Vay be. Sonunda ya. İnşallah. Vay be. İyi. Ben de sana bakıyordum. Gel bak seni kime götüreceğim. Ben? Sen orada dur. Gelsene kızım manyak. Saçmalama be yürü manyak mısın Nesin yürü. Yapasın oğlum ya. Öyle olduk. Ay inanmıyorum, inanmıyorum. Ay bana dükkan mı aldınız? Hem de boş. Yok. Kız kibarlık daha zaten söyledim. Aklım çıktı zaten dükkanı aldınız diye. De burası neresi? Ha, niye geldik? Yasemin Hanım burayı sizin büyük serginiz için tuttu. Ne? Sergi mi? Evet. Burası sizin için tahsis edildi. Yani yarın burada büyük bir açılışla sizin kendi kişisel serginiz olacak. Yasemin Hanım basın organizasyonunu hemen yaptı. Aa, tabii bir de varlığı böyle hoş olacak, işte gösterişli olacak, şöhretli arkadaşlarını da çağırdı. Sizin yapmanız gereken şimdi sadece bana negatifleri vermek. Ben onlardan baskı alacağım ve burada hemen duvarda yerlerini alacaklar. Kuray Bey iyi misiniz? Ay şu an yeni kapaklanmak istiyorum. Murat Bey çok mu sevindiniz? Ay altın sarısı kaderim. Ay bu oyun hep böyle mi olur ya Rabbim? Murat Bey iyi misiniz ya? Ay evet. Ay hayır. Ay ben ne yapacağım peki? Ne yapacağım ha? Sırf o Yasemin cadısı onunla çalışın diye yaptı bütün bunları değil mi? Çalışın o halde. Ay peki Sinan? Sinan kim? Kepçe. Anlamıyorum. Ay hayatım susar mısın? Beni ikilemliğine baş başa bırak şu an. Peki. Ay ben ne yapacağım? Ay Allah'ım. Sinan'a ben neler söyleyeceğim? Ay ayıp etmiş olur muyum acaba yapsam? Aman arada bir ayıp etsem bir şey olmaz herhalde. Ay yapamam ki. Ay acaba onlar bunu ayıp etmiş midir? Ha? Ay Allah'ım yardım et bana ya Rabbim. Sinan Bey kim? Ay hayatım onu mu diyorum? Çerçeveler konusunda yardım et diyorum. Öncelikle barak seçmemiz lazım bizim. Tamam. Ben zaten o konuda size yardımcı olmak için buradayım. Peki Sinan'a ne söyleyeceğiz? Bunun sizin için ne kadar önemli olduğundan bahsedin. Ay, ay yapamam ki, yapamam. Ay bence şuraya böyle %120 siyah beyaz Nürüm'ün fotoğrafını koyalım. Şuraya da, şu köşeye de ilk çektiğim albüm kapağını. Hı? Ay yaparsan böyle yaparım çünkü. Peki, böyle yapın o zaman. Ay yapamam diyorum, yardım et bana. Ay, ben sizin arşivlerinizi tarayayım o zaman. Ay Sinan'a ne söyleyeceğim ha, ne söyleyeceğim? Ay onu da sergiye çağırırız. Ha, ay hayatım, tabii ki çağırırız. Kepçem gelmeyecek de kim gelecek zaten değil mi? Calling. Kimi arıyoruz? Neriman, iplikçi, zengin bir arkadaşım. Ay bıktım, ne yapacağım ben? Buyurun. Ver kız. İyi, titrek. Ay Nurum. Nurum çabuk buraya gel. Yandık, bittik, mahvolduk. Buraya gel kız. Sen gel. Aa, neresi burası ya? Aa, ne tatlış bir yer ya. Defne. Sadri Usta. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen dükkanı buraya mı taşıdın? Evet, buraya taşıdık dükkanı. İso sağ olsun. İşte sorumluluğu da beraber yüklendik. Ha çok iyi bir kira, harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ay hayırlı olsun, öpeceğim vallahi. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim canım benim. siz şimdi baya baya mahalleli oldunuz yani. Öyle olduk artık yani. Ömer nasıl? Canım daha mı iyi olmasın, daha mı cillop olmasın yani? Keyfi nasıl yerindedir? İşi gücü falan bırakmıştır diyorum. Bir havuzun başında böyle limonatasını yudumluyordur bence. O derece. Ya, bir şey mi oldu? Ha yok. Cemre şey oldu, düştü ya şimdi havalar falan böyle iyi, çok güzel keyifli havalar, onu diyor değil mi Nihan? Ha?
Biz de işte şey yapıyorduk, pazara şey yapıyorduk. Var mı bir ihtiyacınız alalım? Ha yok güzel yavrum, sağ olasın. Ya çayımızı istediniz be kızım. Eşim, işlerimizi falan hallederim. Belki uğrar içeriz bir çayınız sonra. Tamam canım benim. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İso, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi dönerken ara yardım edeyim. Tamam, oldu. Kızım niye söylettirmedin evleneceğinizi? Ay Nihan, Ömer'e bıraktım. Ya bu güzel anın haberini kendisi versin ustasına istedim. Ha, ay ben kereste. Ben hiç düşünemedim. Ya onu biliyorum. Hı. Tamam tamam, biz 20 dakikaya oradayız. Hı, görüşmek üzere, görüşmek üzere. Boş muymuş? Boşmuş, bekliyor. Şaşırdı biraz ama. Cumartesi olduğu içindir. Ne deseydin? Pazartesiye kadar galoyu gömmemiz lazım. Çok acelemiz var. Galoyu gömmüyoruz Sinan. Defileyi gömüyoruz. Gömebilirsek tabii. Yani o toplantıya kadar 36 saatimiz var. Senin plan da biraz netameli. Bakalım. Biz yapalım atışımızı. Tutarsa bakacağız artık. Hadi anlat. Niye anlatayım ya? Yasemin, ne iş? Yasemin? Önce Sude, şimdi bu. Ya senin de gözünden bir şey kaçsın be kardeşim ya. Kaçmaz kardeşim, hadi sen anlat, hadi. Ya ne bileyim ama bu sefer çok farklı. Ömer üstüme Cemre düştü ya. Hani böyle insanın üstüne parıltı yağar ya. Yani her zaman gördüğün kişiyi böyle farklı görmeye başlarsın. Havalanırsın. Aynen aynen, havalanırsın ya. Aynen öyle işte. Bir de bu hani şimdi Yasemin biliyorsun. Bilmez miyim? İlk geldiğinde de vurulmuştun zaten. Öyle de işte o zaman herhalde zaman değilmiş. Şimdi böyle farkındayız birbirimizin. Hani bir şey var aramızda. B'si bu ara fena. Bayağı çekti kendini. Niye? Bilmiyorum, bilsem bir anlasam niye? İş yüzündendir belki. Ben yok ya, sanmıyorum. Bence başka bir şey var. Ayıp olmasın istemiştir Sude'ye. Ne bileyim, belki de bizim küçükçe de konuşmuştur Yasemin'le. Yasemin de vicdan yapmıştır belki falan. Olabilir ya. Yani. Gerçekten olabilir. Kesin Defne'yi çağırmalıyız. Evet. Daha iyi olur gibi. Yani Defne'yle çalışmak bizim avantajımız olur Sude. Düşün. Fikret senyörlerle çalışırsa Ömer'in yokluğunu arar. Ama Defne'yle çalışırsa... Hem arkadaş da oldular nasılsa. Ay o da nasıl oldu anlamadım ya. Ay cinsler şekerim. Buluyorlar yani birbirlerini. Yani demek ki yollar bir yerde kesişiyor. Onlar cins de. Biz çok normaliz sanki. Değiliz hayatım, değiliz. E bak biz de birbirimizi bulduk işte. Aynı yerde durduk. Hala düşünüyor musun onu? İşe konsantre olalım Sude. Oluyoruz. Merak ediyorum sadece. Sinan'ın gerçek yüzünü gördün mü diye. Bilmiyorum. Düşünmek istemiyorum. Peki nasıl istersen. Yani sen ne zaman hazır olursan o zaman konuşuruz. Avokadolu tost. Olur. Hemen yapıyorum. Ya bir insanı böyle deli gibi düşünüyorsan, acaba o da o anda seni düşünüyor mudur? Ya da mesela böyle birdenbire aklına geliyorsa, hani o an seni düşündüğü anlamına mı gelir? He, olabilir.
Şimdi birini tut aklından. Ama Ömer meşgul ki. Canım işte gerizekalı başka birini düşün. Düşünemiyorum. Ay tipe bak ya, aşka boğuldu. Tamam, ben düşünüyorum. Şimdi düşünce gücümle olaylara yön vereceğim. Ne? İşte ben birini düşüneceğim. O da bir anda karşımıza çıkacak. Nasıl? Kimi düşünüyorsun? Ne yapıyorsunuz kızım? Niye aramadınız beni? Yüklenmişler poşetleri. Ay iyi oldu valla. Parmağım uçmuş ya. Bak işte. Gördün mü? Oha ikisi oydu. Aynen canım. Şak diye çıktı karşımıza. Hayır ben de anlasam mevzuyu. Şimdi ben hamileyim ya. Hı-hı. Böyle bir takım pizişik güçler geliştirdim. Serdar'a falan hep yön veriyorum bu aralar. Analık gücü. Ona Allah gönlüne göre verirmiş derler ama. Neyse. Sen anlamazsın canım. Ana olmadığın için. Allah Allah. Bak bak bu da yeni moda çıktı ha. Böyle bir havalar bir şeyler şişinmeler ama. Yakında o da olur canım. Görünen dağın ırağı olmaz. Rais o. Ne var kızım? Hayır ben miyim evlenen? Ben evleniyorum. Evlenen miyim? Ben evleniyorum. Ay. Efendim Yasemin Hanım? Ha yok yok tamam. İsterim tabii. Tamam. Peki geliyorum. Fikret'le defilede sen çalış diyor. Ne güzel işte. Hiç güzel değil canım, hiç güzel değil. Neyse ben gideyim çabucak bir hazırlanayım, üstümü başımı değiştireyim de. Gel dedi yani çünkü çağırdı. Ama siz şey yapın ha. Yavaş yavaş gelin. Sonuçta şimdi sen içinde insan taşıdığın için böyle ağır 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 gel. Oldu. Hadi canım. Yok abi. Ben yine anlamadım bu işten bir şey. Hayır, Tramba bu kadar parayı bu kıza nasıl verdi? Niçin verdi? Ay aklımı yiyeceğim. Çıkar yakında kokusu. Çıkartırım. Hayırdır Neriman, nereye gittin? Ay acayip önemli işim var Necmi, tutma beni. Acayip önemli iş. Hem acayip hem önemli. Koray'la mı ilgili? Aa, nereden bildin? Hem acayip hem önemli hem Koray'la ilgili. O iş boştur ya, boş ver sen. Ay öyle konuşma Necmi. Zaten çocukcağız hayatının dilemmasını yaşıyor. Hiçbir şeyden haberin yok. Dilemma. Koray dilemma yaşıyor. Ne dilemması yaşıyor Neriman? Saçımı sağa mı döndüreyim, sola mı devireyim? O dilemma aynı yaşıyor. Ay sana ne? Ben de burada durmuş sana açıklama yapıyorum yani. Üf, gittim ben hadi. Mine! Neriman, kapının dibindesin. Niye sen bakmıyorsun kapıya? Ay ne kapının dibi Necmi? İçerideyim ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba Şükrü, hoş geldin. Merhabalar Necmi Bey, merhaba Neriman Hanım. Aa, ne oldu Şükrü? Ömer nerede? Ömer Bey yine et alışverişi yapıp sizinkileri göndermemi istedi efendim. Onları bırakmaya geldim. Ay tabii, vakti geldi değil mi? Ay canım oğluşum benim, ne de zariftir. Mine, şunları al. Efendim bir de akşam size gelecekmiş, ona haber vermemi istedi. Bize? Evet. Buyursun gelsin. Ay ne? Ay Ömer bize mi geliyor akşama? Ay Mine çabuk onları bırak gel. Bana bak hazırlık yapmamız lazım. Ay.
Necmi, sen de Alp'i ara. İçeceklerle ilgili her şeyi organize et, tamam mı? Şükrü, sen de Ömer'e git. Neriman Hanımlar akşamleyin bekliyorlar de. Ben de organizasyon yapayım. Ay, şöyle güzel bir akşam yemeği yiyelim. Ay, çok heyecanlandım ben şimdi. Neriman, sen Kore'ye gitmeyecek miydin? Ay, unuttum. Ay, Koriş. Yettim Koriş'im, yettim kuşum. Ay, bana bak Necmi. O zaman şimdi sen ben yokken hazırlıkları şey yaparsın. Ben de gence devam ederim. Sen de yardım et falan Şükrü. Hadi, görüşürüz. Ay, multitasking'in dibine vurdum. Bye. Gel Şükrü, gel otur. Efendim, müsaadenizle ben de gideyim. Peki, sen bilirsin. Her zamanki gibi. Tabii tabii, çok kısaltmadan abi, böyle ucundan ucundan. Peki. Ha, Vanne geliyormuş Sinan. Aa, ne diyorsun? Türkiye'ye. İşte şimdilik confidential'mış ama işte kimse bilmiyor. Bir şey diyeyim mi? Harika bir haber. Biz iyi ki de çekilmişiz bu gala defilesinden. Yoksa bırak Vanne'yi yakalamayı kovalayamazdık bile ya. De iyi denk geldi. Hazır gala öyle de bozuşmuşken. Tabii tabii. Bir şey diyeyim, çok çok güzel haber. Yani biz sıkı plan yapmalıyız. Vanne bizimle çalışmalı oğlum. Top resmen ayağımıza geldi. Bu kadar olur. Ya sen deli misin ya? İhya olduk, ihya. Bana bak, kimseye duyurmadan düşelim adamların peşine. Eğer bu işi alırsak emekli oluruz oğlum. Eline sağlık. Eyvallah. Sıtkı abiciğim. Görüşmek üzere. Arayı açmayın ha. Tabii tabii. Tabii tabii. Alo. İplikçi buradaydı. Büyük haber var. Görüşmemiz lazım. Heh, bak şurada da şöyle asarız, tamam mı? Ha? Ay. Aha! Ay! Nurum, hoş geldin çiçeğim. Gülümse tatlım. Ay, otur, poz verseydin. Ay, sana poz vermeler yakışır hayatım. Ay Nurum, bak bu serginin konsepti gülüş üzerine. Mesela Koriş gülüşü, seni bitiririm gülüşü, sen kim köpeksin gülüşü, ay şakan hiç komik değildi kuşum gülüşü. Aa, bak bir de şey var, bana bak, oraya gelirsem senin saçını başını yolar, o mikrofonu senin ağzına sokarım gülüşü. Ay, bunlara mı çalışacağız? Ay dur, çok ani oldu. Ay dur. Hadi hayatım, çalışalım. İlgi, seni bitiririm gülüşü. Sen kim köpeksin gülüşü? Hı? Üçüncü neydi? Ha, şakan hiç komik değildi gülüşü. Bana bak, oraya gelirsem senin o saçını başını yolar, ağzına mikrofonu sokarım gülüşü. Hayatım, çıkar mısın sen kadrajdan? Kız, çay kahve getir bize, hadi. Seda Sayan gülüşü. Nur Yerli Taş gülüşü, Hanım Ağa gülüşü, Merlin Monroe gülüşü, bizim elit tabakadaki kadınların gülüşü. Hayatım, misafirimizdekini verdik önce. Alayım canım. Ha. Hadi kaybolsan hadi. Anlat bakalım, ne oldu? Ay hayatım, neler neler geldi başlarıma. Ayol, ne oldu, anlatsana. Hani şimdi bu defile vardı ya, hani ilk önce Ömerler alacaktı. Tabii ben de bu defileyi hazırlayacaktım. Sorun yoktu. Evet. Ay sonra o kaknem Yaseminler aldı işi. Ömerlerle de düşman oldular. Ay bu Enzo'daki adamlar da defileyi benim yapmamı şart koştular. Ay hayatım, nereye yetişeyim? Ha? Koray Sargı'nın üç tane yok ki. Hani birini Sinan'a verdin, diğerini Yasemin'e verdin. O üçüncüyü de böyle dışarıda ben ve sen gezerdik. Ay eve kalmadı başka bir Koray. Ay ben kıskanırım seni, vermem kimselere. Ay ben de seni kıskanırım hayatım. İyi ki varsın kuşum. Ay iyi ki sen de varsın. Ay seni çok seviyorum. Ben daha çok aşkım. Hayır, ben daha çok. Tatlım, bizim konumuz neydi?
Aa, bilmiyorum hayatım. Ay yine bağlamdan koptuk. Ay evet. Aa, şimdi hayatım Yasemin sırf ben bu defileyi düzenleyeyim diye bu sergiyi benim için yaptı. Tabii 3 yıldır da sergi yapmıyordum. İnsanlar bekliyordu tabii sergimi. Onlarla çalış diye. Ama hayatım yani onlarla çalışırsam Sinan bana kızar hatta küser. Ay peki ne yapacaksın? Ay bilmiyorum ki hayatım. Vallahi kaldım ortada. Yani defile önemli. Sergi de önemli ama Sinanlar da çok önemli. Ay resmen dilemma. Ay kaderimde yollar çatal çatal. Bu kirazdan sen de biraz al. Ay resmen paylaşılamıyorum. Ay tatlım bir ara hatırlat da işin o boyutuna da sevinelim. Önemli yani. Ay hayatım haklısın seviniriz de. Ay şu an böyle üzüntülerim sevinçlerimi gölgede bıraktı. Ay resmen ruhum şaştı gitti. Yani şey gibi oldu böyle hani sanki birine aşık olmuşum da o aşık olduğum insan bana böyle tek parantezli gülücük göndermiş gibi bir şey hissediyorum. Ay deme en kötüsü. Bize emojiler yakışır tatlım düşme hemen. Ay bakalım hayatım. Bakalım bebeğim. Ömer, ne haber? İyiyim Defne, sen? Biraz huzursuzum. Ya Yasemin Hanım defile için beni çalıştıracak. Hiç içime sinmiyor, sonuçta sen çalıştın. Senin elinden kaçtı. Ben senin tarafındayım. Çalış Defne sen, çalış. Öğrenebileceğini öğren. Nasıl olsa o defile olmayacak. Nasıl ya? Dur, dur söyleme, niye ki? Çünkü biz istemiyoruz, o yüzden. Ay. Sen niye bana şimdi böyle bir şey... Ben niye böyle bir şey öğrendim ki şimdi? Tamam kapatıyorum ben. Bay bay. Ben ne yapacağım şimdi ya? Saçımı örebilirsin mesela. Ha, gel örelim hadi. Dur bakalım. Ben tarağını da. Yeni yetişkin dünyasının açmazlarından biri değil mi? Sorma Esra ya. Hiç öğrenmemem gereken bir şey öğrendim. O zaman bilmiyormuş gibi davran. İşte davranamam öyle. Saklamam lazım ama... saklamam gereken insanlara gönül borcum var. Oo, yalnızsın sen. Hem de nasıl? Ay hayır ya, ben böyle bir olayların merkezinde olmak istemiyorum ki. Ben bilmek istemiyordum böyle bir şey. Ne var yani Ömer'in böyle gömleğinin cebinde yaşasam? Sıkılırsın bence. Deli misin? Keşke öyle olsa. Vallahi bir ömür boyu oh... dertten, tasadan uzak... kurulmuşum sevdiğim adamın kalbinin üstüne. Oh vallahi gıkım çıkmaz. Toka. Hayatım, hayatım bak. Bence sergi yapılsın. Ömer'le Sinan çağrılsın. Sergide de ben defileyi kabul ettim dersin. Ay, emri vaki olmaz mı? Olur ama artık o kadar da olur yani. Ay değil mi kız? İş işten geçmiş olur. En fazla kızlardır herhalde. Ay evet. Ama zaten sonra senin mutluluğunu görünce ses etmezler. Ay süper fikir Nurum, süper fikir. Evet tatlım. Aa dünyanın derdi bize mi kaldı? Çilekeş olduk. Ay sus sus. Genç yaşımda çektiğim çileye bak. Tabii hayatım. Ay sen hiç mutsuz olma. Muhtaç mıyız ayol? Değil mi kız? Vallahi doğru söylüyorsun. O zaman hayatım hazırlığa başlayalım. Başlayalım bebeğim. Tamam ben şu duvara ne kadar resim sığar ona bakayım. Tamam ben de şu girişe bakayım. Bakayım kaç tane fotoğraf asabileceğim. Ay. Korişim. Kız işim var. Ay Nurum buradan başlamayalım. Kız ne işin var? Niye geldin? Seni görmek için geldim Koriş'im. Nasıl? Beğendin mi? Ay beğendim, beğendim. Hadi hayatım sen git, sen git. Hadi kız. Hadi duruyor öyle. Ay geldim bebeğim. Ay. 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 Yasemin. Neriman Hanım. Ha ha ha!
orijinal burnun aklıma geldi. Bu zaten orijinal. Ay tabii tabii. Zaten ya orijinaldir ya da deviasyon falandır. Ah. Ben de size bakınca hayatta yaşlılık olduğunu hatırlıyorum. Ne? Yaşlı mı dedin? Tatlım, bir kere ben yaşsız bir kadınım. Ayrıca yaşlı bile olsam orijinalim yani. Bakıyorsun ama orijinale bakıyorsun. Çünkü ben bale yaptım. Ben de orijinalim. Hem orijinalim hem de gencim. Ay ben seni yolacağım. Polis ben bunu yolacağım. Siz beni yolamazsınız Neriman Hanım. Ben kendim kaçarım. Ay durun, ne olur kavga etmeyin. Bugün benim en mutlu günüm. Ay Nurum, çiçeğim. Ay Yasemin, yarı patronum. Ay ne olur yapmayın, durun. O başlattı korişim. Ay ben seni duyamıyorum. Burnundan konuşma. Ay ne olur sakin olun lütfen. Ay bakın, defile ve sergi öncesi birbirimize gelmeyelim. Yıpranıyorum. Ay ilaç kullanacağım şu anda. Ay haklısın korişim. Ama her şey senin için. Bunu bil. Aa korişim, ben zaten senin içinim. Bunu da bil. Ay hayatımın ikilemleri. Görün bakın çilemleri. Ay asistan kız. Ay misafirimiz geldi. Terlik getir. Ay ne terliği? Drink getir, drink. Ay Allah.